Herkese merhaba, ben Çivit Kasnak Bilgi. Bugünkü videomda sizlere kasnak işi göstereceğim. Yoğun istek üzerine. Görmüş olduğunuz gibi bu vitrin örtümüzü sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim. Burada çiçeğimiz var, gördüğünüz gibi. Ve diğer taraflarda da çiçeğin dalı ve yaprakları var. Şimdi ilk önce şerit boncuğumuz 24 sıralı. Ben gümüş şerit boncuk kullanacağım. Çünkü takım yapıyorum. Şu an siparişim var. Bu görmüş olduğunuz ilk önce kalp ve yaprak kesimini sizlere göstereceğim. Nasıl olduğunu. Kalbimiz için ilk önce 7 sıra şerit boncuk keseceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 makasımızla şerit boncuğumuzu kestik. İlk önce köşesinden bir tane şerit boncuk kestik. Daha sonra hemen yanından iki tane bırakıp bir tane ortadan kesiyoruz. Ve bu ortadakini de çıkartıyoruz. Şimdi diğer tarafta yine iki tane bırakıyoruz. Bir, iki. Bıraktıktan sonra çeviriyorum. Ve üç tane kenarda kalıyor. Bakın, 1, 2, 3. Baştan bir tane kestik, sonra iki tane bıraktık, sonra bir tane daha kestik ortadan. Tekrar iki bıraktık, tekrar bir tane kestik. Birin hemen yanından aşağı doğru üç tane kestik. Üçün hemen altından birer tane bırakarak aşağı doğru kesimini gerçekleştiriyoruz. Kalbimizin yarısını oluşturduk görmüş olduğunuz gibi. Şimdi aynı şekilde en uçtan bir tane kesiyorum ve yine birer tane bırakarak yukarıda 3 şerit boncuk kalıncaya kadar kesimime devam ediyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi 3 tane kestik. 3 tane kenarda kalacak şekilde kestik ve kalbimiz oluştu. Şimdi yaprak kesimini göstereceğim. Yaprak kesimimizden de yine şerit boncuğumuzdan 3'er sıra kesiyoruz. Aynen şurada yine göstereyim ben size. Şerit boncuğumuzdan şu şekilde 3 sıra saydıktan sonra kesiyorum. Ve köşeden başlıyorum. Köşeden aşağı doğru kestikten sonra görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru kesişen bir şerit boncuk elde ettik. Şimdi 4 tane sayacağım. 1, 2, 3, 4. 4 saydıktan sonra yine kesme işlemimiz aşağı doğru devam edecek. Ve yaprağımızın da kesimini oluşturduk. Bir yaprak elde etmiş olduk. Şimdi sizlere ipimizle kasnağı sarılışını göstereceğim. İpimiz 9 katlı naylon iplik. Bu diğer bir ismi çetik ipliği diye adlandırılır. Hatta oyalarda da kullanılabiliyor. Oya ipi gibi. Fakat bu 9 katlı. İpimizi aldık ve köşesinden görmüş olduğunuz gibi kasnağımızın köşesinde bulunan ipimizi sabitleştireceğiz.
düğüm atıyorum. 2 tane düğüm yapacağım. Evet. 2 düğümümü attıktan sonra ipimi dibe doğru indirdim. Şimdi sarma işlemimi gerçekleştireceğim. Bakın şuradan hemen yan taraftaki çiviye getireceğim. Şu şekilde. Hemen geçirdim. Uzatıyorum ipimi ve hemen karşısındaki çiviye geçiriyorum. Şöyle göstereyim size. Karşısındaki çiviye geçirdikten sonra tekrar başlamış olduğum noktaya getirdim. Tekrar aynı işlemi gerçekleştireceğim. Hemen karşısındaki ipe çiviyi, ipimi geçirdim. Tekrar üste doğru geldim. Tekrar geçirdim. Karşısındaki çiviyi taktım ipimi. Tekrar buraya yöneldim. Tekrar ipimizi çivinin arkasından dolayarak bu tarafa geçiriyoruz. Diğer yandaki çiviye. Bütün çivileri bu şekilde saracağız. Sıramızı kesinlikle atlatmıyoruz. Her çiviye ipimizi sarıyoruz. Son bir çivim kaldı. Evet, bunu da sardıktan sonra kasnağımızı çeviriyorum ve aynı şekilde diğer tarafa ipliğimi atarak, bakın şu şekilde attım, geçirdim. Devam ediyorum sarma işlemine. Aynı işlem burada da geçerli. Sonuna kadar çivilerimi atlatmadan sarıyorum. Bu videolar www.canımanne.com sitesinde yayınlanıyor. Öğrenmek istediğiniz ne varsa videoların altına yorum atarak bize ulaşabilirsiniz. Ben son çivime geldim. Yine aynı şekilde kasnamızın köşesinde bir çivi daha var. Ona düğüm atarak sabitliyorum. Tekrar aynı şekilde
Bir düğüm daha atıyorum. Sıkıştırıyorum. Makas yardımıyla kesiyorum ipini. Şimdi yukarıda olan ipliklerimizi aşağı doğru indireceğim. Çivinin dip kısmına doğru ipliklerimi indiriyorum. Evet. Şimdi sıra modelimizi yapmakta. Modelimizi yapmak için ilk önce kesmiş olduğumuz kalplerden bir tane alıyorum elime ve kalbin hemen sarmış olduğumuz peçeteyi kasnağımızın köşesindeki kısma yerleştireceğim. Bunu tutkal yardımıyla yapacağım. Tutkalımı şimdi sıkıyorum. Ve sivri kısım yukarı gelecek şekilde yerleştiriyorum. Tam ortalıyoruz tabii ki. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi aynı işlemi tekrar yan tarafına yapacağım. Çiçeğimizin oluşması için. Hemen yan tarafından yine yaptım. Şimdi diğer tarafa yapıyorum aynı işlemi. Yoncalarımızın ucu hep aynı noktaya bakacak. Çiçek şeklini alması için. Evet, görmüş olduğunuz gibi çiçeğimiz oluştu. Şimdi yapraklarımızı alacağım. Görmüş olduğunuz gibi yapraklarımı aldım. Hemen kenarından yine hemen kalbin köşesinden yerleştirdim. Diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorum. Yine kalbin köşesine denk gelecek şekilde yapmış oldum. Evet, görmüş olduğunuz gibi hemen hemen oluştu. Bu şekilde modele bakarak zaten internetten yazarsanız çivi kasnak bilgi veya hanımıyla örgü dünyasında benim kasnak işlerim var. Oradan modeli takip ederek aynı işlemi uygulayarak
devam ederseniz modelinizi yaparsınız. Sorularınızı bekliyorum. Size kolay gelsin.